Tekrar merhaba. Bugün karamanın yapımı ile ilgili aslında birçoğumuzun işine yarayabilecek bir başlığı ele alacağım. Sözleşme. Yani eğer karamanınızı bir başka firmaya ya da bir başka kişiye, herhangi birisine yaptırmayı planlıyorsanız aslında aranızda bir anlaşma olması gerekiyor. Ben bu konuda araştırma yaptım. Aslında herhangi bir şey de bulamadım. Yani şöyle söyleyeyim, karavanı yapan kişiyle, yani yapılan kişi, yani aracı sahibi arasında herhangi bir sözleşme örneğini bulamadım. Bu niye önemli? Eğer bir şey yaptırıyorsanız, karşılıklı olarak tabii ki bir güvendiğiniz kişiye yaptırmanız gerekiyor ama karşılıklı olarak da bir belgenizin olması gerekiyor, sözleşmenin olması gerekiyor. Bu çok basit bir şey de olabilir. Benim hazırladığım gibi oldukça teferruatlı diyebileceğim özellikle bir sözleşme de olabilir. Epey araştırdım. Herhangi bir sözleşme örneği bulamadım. Bu yüzden de bir arkadaşımdan elindeki bir firmaya ait sözleşme örneğini rica ettim. Yaptıkları bir anlaşmaya ait örneği rica ettim. O da bana gönderdi. O yaptığı sözleşme üzerinden giderek bunu karavana uyarladım diyebilirim aslında. Şimdi önceden de belirteyim. Hani bunu yazılı olarak isteyenler için yazısını göstermeyeceğim. Çünkü yazısında şu anda elimde bunun PDF hali var. Şey var, hani tüm kimlik bilgilerimiz de var. Hem benim hem karşı taraftaki kişinin. Bu yüzden de o kısımlarını çıkararak sizlere metinden, görsel üzerinden anlatmaya çalışacağım. Şimdi sözleşme başlığı altında. İlk başlığımız bir konu. Otokar Sultan 145S City modeli aracın plakası var. Plakalı aracın karavana dönüşüm işi. Konumuz bu. İki, taraflar. Bir, işin sahibi olarak kendi adım var. TC numaram yer alıyor ve adresim ve telefonum yer alıyor. İki, işi yapan işveren. Niye işveren olduğunu, işi yapan ve işveren olduğunu birazdan anlatacağım. İki, işi yapan ve işveren kişinin adı var. TC'si var. Adresi var. Yapım yerinin adresi ve telefonu var. Devam ediyorum. Üçüncü ana başlığımız genel hükümler. 1. İşe başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihtir. 2. Sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar hususunda İzmir ili işte nokta nokta ilçesindeki mahkemeler yetkilidir. Yine iliniz ve ilçenizdeki mahkemelerin ismini yazabilirsiniz. 3. İşveren. Konu bölümünde belirtilen işlerin yapılması için çalışılacak işçiyi bulan, sevk ve idare eden, aynı zamanda işçilerin ücretini ödeyen ve işi yapan kişidir. Bu yüzden işveren olarak işi yapan kişi, yani karavanı yapan kişinin de işveren olarak adlandırdık. 4. İşveren ile işçiler arasında iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, borçlar kanunu ve diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerden doğan uyuşmazlıklardan işveren sorumludur. Araç sahibi olan işin sahibi kesinlikle sorumlu değildir. Bunu niye yaptım? Herhangi bir kaza, herhangi bir şey olursa bu yapılan yerde tabii ki işveren, yani işi yapan kişi sorumlu olacak. Dördüncü başlığımız işin tanımı. İş sahibi ve işi yapacak işveren, iş sahibinin İzmir ili nokta nokta ilçesinde nokta nokta işte nolu adresinde Otokar Sultan 145S City modeli şu plakalı nokta nokta plakalı aracın karavana dönüşüm işi aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirebilmesini karşılıklı olarak kararlaştırmışlardır. 5. Beşinci başlığımız şartlar. A. İşi yapan ve işveren. Adı soyadı yazıyor için. 1. Nokta nokta plakalı aracın karavan dönüşümü yapılacak olup dönüşümde kullanılacak karavan malzemeleri işin sahibi, araç sahibi tarafından, işçilik işveren tarafından yapılacaktır. Ben bu şekilde yaptım. Tüm malzemeyi kendim aldım. Bu yüzden bu ibare yer alıyor. Siz eğer malzemeleri de işi yapacak kişi tarafından aldıracaksanız bu maddeyi ona göre düzenlersiniz. Devam ediyorum. Sözleşme 2'nde belirtilen malzemeler karavan sahibi tarafından yükleneceği sağlam, tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir. Kullanılmayan sarf ve demirbaş malzemeler araç sahibine iade edilecektir. Araç çalışır durumda teslim edilmiştir. Araç tesliminden karavanın teslimine kadarki süreçteki araçtaki oluşabilecek hasarlar işveren tarafından giderilecektir. 2. Konu bölümünde bahsedilen işin nokta nokta TL yapmayı
işi yapılırken kendisine ait iş yerinde belirlenecek projeye uygun olarak işin yapımında kullanılacak teknik ekipman ve malzemelerle sağlayacağını. 3. İşin işçiliğini kendi teknik araç, gereç ve gereciyle yapacağı, işin temin etmesi, temin ettiği işçilerin, pardon, işçi temin etmesi, temin ettiği işçilerin iş mahalline getirilmesi ve götürülmesi, işçilerin çalışma şartlarının belirlenmesi, iş yerinde ve işin yapılması sırasında gerekli olan bütün iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, kişisel koruyucu malzemelerin verilmesi, iş güvenliği konusunda gerekli kontrol ve denetim sistemine kurulması, iş güvenliği denetim ve kontrollerinin maliyetini karşılanması, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri ekibi tutma, kaza sigortası yaptırma, işçilerine ve ücret ödemesi, sigortasız işçi çalıştırılmaması ve sigorta primlerinin zamanında yatırılması, gerekli malzemelerin temin edilip iş yerine getirilmesi, malzemeye zarar vermeyecek ve iş güvenliği tehdit etmeyecek şekilde indirilmesi ve istiflenmesi, iş yapılırken yeterli ve uygun teknik ekipman kullanılması, işin usta işçiler ile yaptırılması, yapılan iş esnasında alt işveren veya alt işverenlere bazı işlerin verilmesi durumunda bu işverenlerin ve çalışanların işlerini iş güvenliği kurallarına uygun yapılıp yapılmadıklarının denetlenmesi, yine sigorta primlerinin yapılıp yaptırılmamasının ücretlerinin ödenip ödenmemesinin denetlenmesi, eğer aynı çalışma alanı içinde başka koşullarda, başka konularda çalışma yapan işverenlerin bulunması durumunda bu işverenlerle ve bunların alt işverenleri ile koordineli ve iş sağlığı güvenliği ön planda tutarak işi yürütülmesi ve diğer işverenlerle anlaşmazlık çıkması durumunda iş sahibi firma yetkililerine haber verilmesi, iş yerinde meydana gelecek iş kazası, yangın, iş yerlerine veya çevreye verilen zararların derhal iş sahibine bildirilmesi. 4. İş sahibinin yapılacak işle ilgili tecrübe, bilgisi ve uzmanlığı yoktur. İşin yapılması sırasında işverenin veya unutulacağı alt işverenlerin işçilerinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması durumunda iş sahibinin hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. İşveren sorumlu olacaktır. İşçi ücretleri işveren veya onun alt işverenleri tarafından ödenecektir. Sigorta primleri ve vergiler de işveren ve alt işverenleri tarafından ödenecektir. Bu hususlar iş sahibini ilgilendirmemektedir. İş yapılırken usta ve işin ehli işçi çalıştırılacağını, 19 yaşından küçük ve sigortasız işçi çalıştırılmayacağını, 5. İş yaparken güvenlik alanını kendisinin oluşturacağı ve aracın karavana dönüşüm süreci sonuna kadar koruyacağını, kişisel koruyucu malzemelerle işçilere vereceğini, kullanacağını, iş sağlığı ve güvenliği ve karavan yapım işleriyle ilgili olarak iş sahibinin yazılı ve şifahi olarak vereceği talimatlara uyacağını, aynı zamanda işçilere de uygulamalarını sağlayacağını, 6. İşveren ve işçileri veya alt işverenler ile işçiler arasındaki 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere ve diğer kanun ve mevzuat hükümlerinden işveren ve alt işverenler sorumludur. İşin sahibinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Evet, niye bu kadar ayrıntılı? Çünkü iş sağlığı güvenliği kapsamında herhangi bir olay mahallinde, yani yapım yerinde olacak bir kazadan eğer bir hüküm koymazsanız aracın sahibi de sorumlu olacak. Siz tabi burada bulunmuyorsunuz işi yapılırken. Bu yüzden de bu maddeleri ilave ettim. 7. Karavan yapımında kullanılacak elektrik kablolarının ve elektrikle çalışan diğer makinelerin gerekli kontrollerini yapmayı, güvenlik donanımlarıyla donatmayı, bozuk ve güvenlik donanımı olmayan makinelerin alet ve edevatı kullanılmayacağını, 8. Yapılacak işlerin fenle ve tekneye uygun yapılacağını, yanlışlık olması durumunda yanlışlığın düzeltileceğini, 9. İşin bitiminde aracın temizleyip aracı kullanım amacına uygun, TSE normlarına ve karavan kullanım şartlarına uygun temiz teslim edileceğini, karavana ait kullanım bilgilerini anlatılacağını, 10. İş bitiminden itibaren karavana ait yapılan işçiliğin 1 yıl süreyle işi yapan işveren garantisinin altında olup, mobilyaların elektrik kaçağı, su kaçağı ve aracın sızdırmazlık konusunda garanti altına alınacağını, ulaşılabilecek hataları iş sahibi tarafından WhatsApp veya telefon ile yapılacak bildirimden itibaren en geç bir hafta içinde ücretsiz olarak onarımının yapılacağını ve ulaşacak hasarların giderilebileceğini, 11. Karavana ait imalat hataları araç sahibi tarafından verilen malzemenin tesliminden sonra sorumluluk ve işçilikle birlikte işverene aittir.
İşin belirlenen takvime uygun yürütülmemesi yani geciktirilmesi, plana uygun yapılmaması veya kusurlu imalat yapılması, işverenin yaptığı hataların telafi edilmemesi, iş yapılırken yapılan işle ilgili olan ya da olmayan ve iş sahibi ve işin çevresindeki başka bir işvereni veya kuruluşu zararı olacak büyük bir hasarın verilmesi ve bu hasarın karşılanmaması, işçilerin ücretlerinin ödenmemesi, sigorta primlerinin yatırılmaması ve bunun gibi durumlarda sözleşme tek taraflı olarak iş sahibi tarafından feshedilir. 12. Aracın sağlam, hasarsız olarak karavan dönüşümü tamamlanmış, TSE'den karavan ruhsatı alacak şekilde yapılmış, teslim edileceğini. 13. Aracın iş yeri dışında, iş sahibinin yazılı onayı dışında kullanılmayacağını. 14. Nokta nokta plakalı aracın karavan dönüşümünde kullanacak karavan malzemelerinin iş sahibine bir hafta öncesinden WhatsApp uygulaması üzerinden veya yazılı olarak bildirileceğini. 15. Aracın açma, camlar, menfez, havalanmalar 3 adet 40x20, 1 adet mutfakta 80x40, işte sürgülü cam, buzdolabı, tuvalet, hermetik şofben, akü, VB, havalandırmaların açılması, cam kaplama 5 adet camın kapatılması, üzerine cam ve havalandırma yeri açılması ve montajı. 16. Bazalı, ranzalı, saklama alanlı yatak yapımı. 17. Sıcak soğuk su tesisatları, gaz tesisatlarının hazırlanması, montajı, işlevsel hale getirilmesi. 300 litrelik temiz su ve gri su deposunun aracın arka stepli kısmına montajı. Tabi bu böyle olmadı. Oraya 150 litrelik iki kısım monte ettik. 300 litrelik temiz suyu aracın bazasının içine koyduk. Nokta nokta hidrofor, nokta nokta litre, 12 volt hidroforu su tesisatta kullanmak üzere banyo, WC, mutfak, dış duş, VB bağlantılarının sızdırmaz şekilde işlevsel hale getirilmesi. 18. Isı, su ve ses izolasyonunun sağlanması, tavan, taban, yan duvarlar ve motor bölümünün nokta nokta işte ben izogard keçeyle kaplamıştım. Abba, yalıtım bandı, kauçuk, DFA, silikon, VB kullanarak yalıtımının camlara cam silikon çekilmesi, aracın metal yüzeylerine pütür atılması, tabandaki hasarın kısımlarının onarımı varsa hasarlı kısım, küçük şekiller vardı. 19. Araç içi kaplama ve gardırop, saklama alanları, mutfak ve mobilya dizaynı yapımı, evye ve ocak montajı, yemek masası yapımı, araç içinde boya kaplama işlerinin yapılması. 20. İzolasyonlu dış WC kabin oluşumu yerleştirmesi. Porvileti tekerlekli kaset karavan tuvaletinin servis kapağı ile birlikte montajı. Lavabo, WC ve bunun gibi su bağlantılarının yapılması. 110 çarpı 80 santim karavan duş teknesinin montajı. 21. 12-24 volt elektrik tesisatlarının çekilmesi. LED ve bunun gibi elektrik alet bağlantılarının yapılması, elektrik sisteminin tesisatının kurulumu, spiral borulama hatlarının çekilmesi dahil ve bunun montajı, 12-24 volt gösterge sigorta panelinin oluşturulması, işte 3 adet nokta nokta güneş paneli için mevcut tavan hekinin açılması, engellemeyecek şekilde şaseye bağlı tavan sepetinin oluşturulması, panellerin montajı, bağlantı hattı çekilmesi, yaşam aküsü yerine oluşturulması, bağlantıları, işveren tarafından teslim edilen işte nokta nokta diye elektrikli malzemeler var. Elektrik malzemelerinin hatlarının çekilerek sisteme montajı. 22. Aracın iç dizaynının alternatifleriyle çizim olarak hazırlanması. Plan, proje çizimi öncesi tüm iç ve dış ölçülerin proje dosyası olarak teslimi. 23. İşte mobil, karavan, araç, uydu anteni, TV, montaj kurulumu. Normal benim LG 2 kilogram 700 diye bir çamaşır makinem var. İşte termodinamiğin, hermetik LPG şofbenim var. İşte Dayı Xiaomi'nin S4 kabin ısıtıcım var. Coolmar 123, CM 123, 12 voltluk buzdolabım var. Bunların montajı. 24. Perdeler, sinklikler, taban kaplamasının montajı. 25. Harici duş su girişi ve çıkışı. Harici 220 volt besleme hattının oluşturulması. 26. İş yapımı sürecinde işveren sosyal medyadan paylaşabileceğini ancak işin sahibi ve araca ait plaka bilgilerinin sosyal medya ve bunun gibi paylaşılmayacağını, karavan yapımına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden karavan sahibi tarafından paylaşılması için iş sahibiyle düzenli olarak paylaşılmasını, 27. Söz konusu işin en geç işte nokta nokta tarihine kadar bitireceğini ve bu tarihten sonra iş bitirmemiş ise iş sahibinin sözleşmeyi feshedebileceğini, mücbir sebep olmaksızın ilave süre verilmeyecektir. Tabii afetler, deprem, sel ve bunun gibi ve iş sahibinin üzerine düşen sorumluluğunu ücret ödeme, işi yapılırken elektrik suyun sağlanmaması gibi yerine getirmemesine bağlı olarak işverenin işlerin gecikmesi bir tutanakla tespit edilerek bu tarihten sonra her gecikilen gün için 100 lira
100 Türk lirası işveren tarafına, iş sahibine ödenecektir. Kabul ve taahhüt eder. B. İşin sahibi, burada kendi adım var. Konum bölümünde bahseden işlerin yapılması için nokta nokta TL'nin iş başında, izolasyon işinin tamamlanması durumunda nokta nokta Türk lirasını, iş bitince aracın karavan olarak teslim alındığında nokta nokta Türk lirasını ödemeyi. 2. Yukarıda bahsedilen ödeme en geç 3 gün içerisinde nakit veya TL olarak elden yapılacağını, ödemenin gecikmesi durumunda Ziraat Bankası'nın mevduata uygun uyguladığı faiz oranınca gecikme bedeli ödeyeceğini. 3. Mücbir sebep olmaksızın belirtilen süre içinde işin bitirmemesi durumunda iş sahibi olarak sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini. 4. Nokta nokta plakalı aracın karavan dönüşümüne kullanılacak ve işveren tarafından bildirilen karavan malzemelerine uygun gördüklerini alacağını işverene teslim edeceğine. 5. İşin sahibi tarafından teslim edilen malzemenin hasarlı olması veya malzemelerin çalışmaması halinde malzemenin sorumluluğu iş sahibine ait olduğu kabul ve taahhüt eder. Diğer hususlar var. Şimdi diğer hususlarda sözleşme belirtilen işveren tarafından sahibinin yazılı izni olmaksızın bir başkasına devredilemez. 2. İşveren işin yapımında fen ve nefaset kaidelerine uymak zorundadır. 3. Sözleşme kapsamında işveren tarafından teslim edilen malzemeler dışında işveren iş sahibinin onayı dışında malzeme kullanılmayacaktır. 4. İşveren araç kendisine teslim edildikten sonra araçta oluşacak her türlü hasardan sorumludur. Bir sonraki başlığımız 7. başlık personel işlemleri. Evet, 7. ana başlığımız personel işlemleri. İşin sahibi olarak nokta nokta yani ben ile işi yapacak işveren, karşı taraflı kişi, işi yapan kişi nokta nokta arasında yapılan iş gereği alt işverenlik ilişkisi söz konusu olmadığından işi yapan daha sonra alt işveren iddiasında bulunamaz. 2. İşe başlamadan önce işin yapıldığı yerde çalıştırılan personelin ve iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na tescilli olduğuna dair bir belge ibrazı zorunludur. İşi yapacak işveren, personelin çalışmaları esnasında gerekli tüm emniyet kurallarına sıkı sıkıya uyulmasını da sağlamaktan ve personelin bu konudaki eğitimi ve denetiminden sorumludur. 3. İşi yapacak işveren, masrafları kendisine ait olmak üzere kendi personelin çalışmaya başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği emniyet, koruma ve iş ile ilgili iş güvenliği eğitimleri ile diğer eğitimlerden geçmelerini sağlayacaktır. İşi yapacak işveren, aşağıdaki durumlara yol açan kazalardan ya da kazaya yol açmayan olaylardan iş sahibi nokta noktasını derhal yazılı olarak haberdar edecektir. İşveren A. Kendi personelinin ölümü veya çalışma kaybından olacak şekilde yaralanmaları. B. Üçüncü şahısları uğrayacağı benzer nitelikteki yaralanmalar. C. Tesisin veya araç veya malzemenin zarar görmesi. D. Tehlikeli bir durumun kontrol altına alınmaması. E. Yangın çıkması. F. Çevreye verilen veya verilmesi muhtemel bir zarar. Olaydan iş sahibi nokta noktayı anında haberdar edecek ve en geç 24 saat içerisinde ayrıntılı bir kaza raporu gönderecektir. 5. İşi yapacak işveren tarafından temin edilecek emniyet kurallarına uygun kişisel koruyucu donanım işin ifası süresince mutlaka kullanılacak ve giyilecektir. Baret, emniyet ayakkabısı veya çelik burunlu ayakkabı, kızı, kırma, derme ve kaynak gibi yapılan işe uygun emniyet gözlüğü, ellenen madde ve ürünlere dayanıklı geçirimsiz iş eldiveni, 2 metreyi aşan yüksek yerlerde çalışmalar için emniyet kemeri, emniyetli ve rahat çalışmaya uygun iş elbise tulumu ve bunun gibi. 6. İşi yapacak işveren tedbirleri almasına rağmen olabilecek kazalarda işi yapan işçi veya personeli iş sahibinin personellerinden kazaya yani iş kazasına uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle bu hususlara ait ödenecek maddi, manevi bir cümle tazminat işi yapacak işverenlere aittir. Ayrıca iş ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek maddi, manevi tazminat da işi yapacak işverenler tarafından karşılanır. Biraz daha. Biraz Evet, sonra biraz daha ekleyeceğim. netleştirelim.
Evet, işi yapacak işveren, belirtilen hususların kendi yükümlülüğünde olduğunu, işin sahibi nokta nokta göçmenin bu hususlarda en ufak bir yükümlülüğün bulunmadığını peşinen kabul beyan taahhüt eder. İşi yapan işveren, iş yerinde işte emniyet sağlayacak ve yürürlükte bulunan tazminat ve tüzüklere göre gerekli tedbirleri gerekli tedbiri almakla yükümlüdür. Bu husus tamamen iş yapanın sorumluluğunda olup gerekli tedbirleri almamasından dolayı doğacak her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk işi yapacak işverene aittir. Evet. Şansıma şey de düşüyor. Komik video. Evet, komik video ama yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Evet, biraz daha herhalde Ama net iyi oldu. olur. Evet, 7. madde. İşi yapan işveren, iş yerinde iş emniyetini sağlayacak ve yürürlükte bulunan talimat ve tüzüklere göre gerekli tedbiri almakla yükümlüdür. Bu husus tamamen işi yapanın, tekrar aynısını söylüyoruz, işi yapanın sorumluluğunda olup gerekli tedbirleri almamasından dolayı doğacak her türlü maddi, idari, hukuki, cezai sorumluluk işi yapan işverene aittir demiştik. 8. İşi yapacak işveren, işin başlangıcında işin tamamlanıncaya kadar iş hukuku kapsamında çıkılacak tüm mevzuata 6331 sayılı sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince çıkarılmış olan yönetmeliklerde belirtilen mevzuat hükümlerine uymakla zorunludur. 9. İşi yapacak işveren çalıştırdığı işçi ve araçlarında tamamen kendi işçisi ve araçları hükmünde olup bunların ücret, tazminat, sayır hak ve alacakları dahil hak edişlerinin ödenmesinden SGK, İşkur ve sayır ilgili kurum ve kuruluşta yapılacak bildirge Bodro, sayır evraklarının tanzim ile ilgililere zamanında tesliminden, bu kurum ve kuruluşlara gerekli ödemelerin yapılmasından, cezai sebebiyet verecek tutum ve davranışlarda bulunmalarından dolayı doğrudan doğruya kendisi sorumludur. İşin niteliği gereği alt işveren ilişkisi bulunmadığından iş sahibi yani ben nokta nokta işçilik alacakları ve diğer sahil haklar yönünden hiçbir sorumluluğun bulunmadığını işi yapacak işveren kabul eder. 10. İşi yapacak işverenlerin bu sözleşmede belirlenen koşullara herhangi bir şekilde uyulmaması sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecek olup işin yerine getirilmemesi, durdurulması veya fesih hallerinde uygulanan hükümler yukarıda belirlenen ihlal durumlarında da aynen uygulanacaktır. Bu koşullara uyulmaması halinde aksaklık ve eksiklik işi yapacak işveren tarafından derhal giderilmediği takdirde iş sahibi bu sözleşmeyi hiçbir maddesine bağlı olmaksızın derhal feshetme ve işi durdurma hakkına sahiptir. Veya işi durdurma hakkına sahiptir. İş bu sözleşme 7 ana başlıktan oluşmakta olup 5 sayfa 2 nüsh olarak düzenlendi. Taraflarca okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra nokta nokta tarihinde ve nokta nokta saatinde işin yapılacağı binada imzalandı. Sözleşmeden birer nüsha taraflara verildi. İşin sahibi bir tarafta benim adım soyadım var. Diğer tarafta işi yapan ve işveren diğer kişinin adı var. Ya da firmanın temsilcisi var neyse. Bunları imzaladık karşılıklı olarak 5 sayfa. Her sayfasına imza attık. Bu şekilde bir karavan yapım sözleşmesini sizlerle paylaşmış oldum. Buradaki amaç aslında tabii ki karşılıklı güvene dayalı olarak işlem yapılıyor. Fakat ne kadar güven olsa da arada bir sözleşmenin olması olabilecek bir kazalarda, işin gecikmesinde veya başka bir olabilecek anlaşmazlıklarda işin sahibini yani karavanın sahibini yani işi yaptıranın korumasını sağlıyor. Birçok yerde şöyle şeyler duydum aslında. Yani karşılıklı olarak karavanı bir yere veriliyor. Tabii benzeri bende olmadı ama kişi işe başlıyor, sonra işi yarıda bırakıp gidiyor. Tabii elinizde bu sefer yarıda kalmış bir karavan var. Siz işin sahibi olarak, daha doğrusu işveren olarak, karavan sahibi olarak mağdur durumda kalıyorsunuz. Ne yapıldığını bilmiyorsunuz. Tabii düzenli olarak gidip görmezseniz sizler ciddi oranda mağdur olabilirsiniz. Bu sebeple yapılacak bir firmaya da verseniz, bir kişiye de yaptırsanız, herhangi bir şekilde gruba da yaptırsanız neyse bir aranızda sözleşmenin olmasını öneririm. Ben böyle bir şekilde bir sözleşme hazırladım. Örneği de yok aslında. Epey de taradım. Normalde karavan firmalarının verdiği bir sayfalık, içinde maddelerin yazılı olduğu bir sözleşme var. İşi yarıda bıraktıklarında tek taraflı bir, onların hazırladığı bir sözleşme. Çok da bir işlevsel olmuyor. Ya da yapılan karavanda bir uygunsuzluk olduğunda bunları düzeltemiyorsunuz. Bu konuda hukuki zeminde herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Bu sebeple ne kadar karşılıklı bir güvene dayalı bir yapım süreci geçse de en baştan böyle bir sözleşme
hazırlama gereği duydum. Karşılık olarak bunu imzaladık ve bu sözleşme tabii ki geçerliliğini korudu ve karavan sahibi oldum diyebilirim. Şimdi şöyle belirtmekte yarar var. Ne yaparsanız yapın, her türlü işi bir sözleşme karşılığında yapmanız işin sahibi açısından önemli aslında. Herhangi bir problem çıktığında bunlar sizi koruyor. Sizlerin de böyle bir sözleşme yapmanızı öneririm. İleride bir karavan yaptıracaksanız ya da firmaya da olsa, kişiye de olsa. Siz tabii ki diyeceksiniz %100 her şeyine uydunuz mu? Benim de karavan tabii yapım sözleşmem süreci açtı. Normalde maddelerde var. Günlük 100 lira gibi bir cezai ücret var. Bunu uyguladınız mı derseniz uygulamadım. Çeşitli nedenlerden bir uzama oldu. Sonuçta aracı teslim aldım. Karşılıklı bu iyi niyettir. O hükmü gelip tabii cezai maddeyi yerine getirmedim. Yani daha doğrusu bir tazminat tabii ki almadım. Sonuçta araç yapıldı. Araçlar da gayet belli. Şu anda aracın tabii bu sözleşmede yer almayan bazı maddeleri var. O mesela perde kornejlerini aldım kendim. Aracı teslim aldıktan sonra kornejleri şimdi takacağım. Ondan sonra da perde yaptıracağım. Aracı perde yaptırdıktan sonra daha düzenli olarak kullanmaya başlayacağız diyebilirim. Şu anda henüz daha araç kısa bir günübirlik kullanım dışında, birkaç benim kullanımım dışında ailece kullanmadık diyebilirim. Evet, şimdilik bu kadar. Paylaşım oldukça bir hazırladığım bir kanal var. Zaten bu yapım sürecinin tamamını bu kanalda, WhatsApp kanalında paylaşıyorum Gezginim adı altında. Aracın yapım sürecine ait tüm videolar var. Kanala abone olup bu videoları da izleyebilirsiniz. Bundan sonra da artık karavanın yapım süreci tabii ki bitti sayılır. Belki perdeyle ilgili bir paylaşım yapabilirim. Bundan sonra yaptığımız kısa veya uzun neyse gezilerle ilgili de paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız bunlarla ilgili de paylaşımlara ilgili gelen bildirimleri de alabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Umarım örneği olmayan bir paylaşımda bulundum diyebilirim aslında. Sözleşme ile ilgili herhangi bir şey yok. Karavan yapımı ile ilgili. Ne web site ve WhatsApp'ta herhangi bir yerde böyle bir paylaşım yok. İlk olacak sanırım. Sizlere yararlı olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoları da izlerseniz, beğenirseniz, yorumlarda bulunursanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.